Ya tabii erkek arkadaşlar oluyor. Bazen genç kızlara böyle nezaketiyle yaklaşıyorum ama sonra canavarlaşıyorlar ve saldırganlaşıyorlar. Genç kızların böyle bir durumda yani şiddeti hissettiklerinde şikayet edecekleri mercilerin çok kararlı davranması gerekir. Yani polisin, savcılığın kararlı davranması gerekir. Çünkü kadın kendini koruyamayacağına göre, devlete güvendiğine göre devletin onu tam anlamıyla koruması lazım. Polise savcılık yoruma dayalı yetki vermesi gerekir, geçici yetki. Fakat genç kızların böyle delikanlı, kabadayı arkadaşlar olması lazım, erkek arkadaşlar. Mesela bir genç kızın en az 10 erkek arkadaşı olması lazım ki onu koruyup kollayabilsin. Ama yani bu erkek arkadaşlar onu kollayan, ona saygı duyan erkekler olması lazım. Yani onu mahvedecek, ona oyun oynayacak, efendim onu başını belaya sokacak, kalleşlik yapacak tipler değil. Kadının korunması bir zevktir başlı başına. Her kabadayı, her delikanlı şövalye olması lazım. Şövalye ruhlu olması lazım. Kadını korumak büyük bir nimettir, büyük bir güzelliktir. Ona mutluluk vermek, sevinç vermek, onu sağlıklı, sıhhatli tutmak, onun dinçliğini, gençliğini, iyiliğini, güzelliğini muhafaza altına almak, namusunu, iffetini korumak. Çünkü namusunu kaybederse onun güzelliği gider. Çekiciliğini kaybetmiş oluruz. O zaman da mahvolmuş olur. O zaman da diyor ki, niye bu böyle diyor adam. Yani, öbür türlü niye böyle diyor. Kadın mutlaka korunması lazım. Kadın korunduğunda güzeldir. Çiçek de korunduğunda güzeldir. Kadın da korunduğunda güzeldir. En iyisi işte erkek arkadaşların çok olması. Ya yani öyle bir şey olduğunda, mesela bir tehlike olduğunda bütün erkek arkadaşlarına haber verir. Savcıya, polise de haber verir. Hep birlikte hareket ederler. Yani yalnız kalmasınlar. Akrabaları da yardımcı olması gerekir. Yani baş dertlerine düşüyorlar. Yani özetle bak şöyle yapsınlar, savcıya, polise bilgi versinler, bir de bana bilgi versinler. Benim kalbimin en rahatlayacağı şey budur. Bana da söylesinler, ben de takip edeyim hukuki yönde. Çünkü bana kötü haber geldi, ben çok rahatsız oluyorum. Yani bana kötü haber gelmeden onu bildirsinler karakola, savcılığa ve bana da söylesinler, ben hukuki süreci takip edeyim. Yani kadını zayıf diye kendini avantajlı görerek kadına saldırganlık yapmak çok büyük ahlaksızlık ve alçaklıktır ve çok kızdırıcı. Evet, dinliyorum.